Bursa'da yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç takla atarak ağaçlık alana uçtu. Hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu kanamadan kurtuldu. Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Ümit Alan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı. Otomobil metrelerce sürüklenerek şarampole uçtu. Taklalar atarak iki ağacın arasında ters duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faciadan dönüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Akaryakıt istasyonu yanındaki kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu. Kaza Alanyurt İnegöl yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Otomobilin benzinliğe çarpmaması muhtemel faciayı önledi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da narkotik polisi uyuşturucu kullanan şahısları takibe alarak torbacılara ulaştı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde bağımlısı oldukları tespit edilen 5 şahsı gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. İfadelerinin ardından salınan şahısları takibe alan polis torbacılara ulaştı. Beş ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 6 kişi yakalandı. Operasyonda 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, bir adet hassas terazi, bir miktar para ve bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Gazi Belediyesi şehir içinde çürümeye terk edilen hurda araçları topluyor. Osman Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri boş arazi, yol kenarı ve sokak aralarına terk edilen hurda araçları toplayarak çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Altınova mahallesinde yer alan hurda aracın tehlike arz etmesi sebebiyle şasi numarasına bakarak ilçe emniyet müdürlüğüne bildiren belediye ekipleri araç sahibine ulaşamadı. Mahalle muhtarlığına tebligat yapan zabıta müdürlüğü müddet dolduktan sonra aracı Soğanlı şantiyesine götürdü. Hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılığının mesken tuttuğu yerler haline geldiğini ifade eden ekipler benzer çalışmaların süreceğini belirtti. Mantıklı bir kısırlaştırma sürecine girersek küçük kazaları da engellemiş olacağımızı düşünüyorum. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebru Yalçın, köpek saldırısına uğrayan 1200 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına değindi. Burada aslında ısırılan insanların %75'inin sahipli köpekler tarafından ısırıldığını, sadece %25'inin sokakta yaşayan köpekler tarafından ısırıldığını gördük. Türkiye'nin saldırgan köpekler üzerine doktora yapan tek uzmanı olan Yalçın, sahipsiz köpeklerin şehirlerden uzaklaştırılmasını doğru bulmuyor. Şehir yaşamından daha da uzağa attığımızda bu durumda mecburen hayatta kalabilmek için daha büyük sürüler oluşturuyorlar. Bu durumda artık bir süre sonra köpekler asosyal hale gelecekler. Ve onları tekrar biz bu işten vazgeçtik, şehrin içine gelsinler dediğimizde böyle bir şeyin imkanı olmayacak. O yüzden biz şehrin içinde hayvanlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çevredeki köpekleri belki doğru şekilde besleyebilirsek, eğer agresif olan sürü grupları varsa bunları ayırıp belki farklı noktalara çekebilirsek daha kolay çözümlenebilir. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. İnsanları mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Yardım duygusunu daha iyi anlıyoruz.
toplanan yardım paralarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım edilmeye başlanırken ilçede yalnız olan yaşlılar da ziyaret ediliyor. Ayrıca öğrenci, öğretmen ve velilerce örülen atkı ve berelerde çeşitli kentlerdeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere gönderiliyor. Yardım etmek tabii ki çok güzel bir duygu. Bence herkesin yapması gereken bir şey. Dünya sonuçta geçici bir şey. Bursa'da lise ve üniversite yıllarında bilgisayar programcılığı eğitimi alan Ümmihan Ağırman, mezun olduktan sonra cam sanatına merak saldı. Lise yıllarındayken kendi istediği kolyeyi bir türlü bulamayan Ümmihan Ağırman, kendi elleriyle hayalindeki kolyeyi üretmek istedi. 12 yıl önce İngiltere'de profesyonel cam eğitimi aldı. Ardından atölye açtı. 1200 derecelik alevde erittiği camlara şekil veren Ağırman, genellikle leylek, kuğu, ceylan, fil, ahtapot, deniz yıldızı gibi küçük hayvan figürleriyle uğraşıyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra takı malzemesi de yapan Ağırman, okuduğu değil, sevdiği mesleği yaptığı için mutlu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Alper Tüydeş, yaralı halde bulduğu flamingo ve yuvasından düşen baykuşa kendi evinde bakıyor. Aynı zamanda Karacabey Belediyesi personeli olan Tüydeş, ormanlık alanda yuvasından düşmüş halde bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusunu sahiplendi. Tüydeş, Yeniköy sahilinde yaralı halde bulduğu flamingonun da bakımını üstlendi. Eve getirdiğimde eşim de ilk başta elimde bir flamingo görünce şaşırdı ama o da sağ olsun anlayışla karşıladı. Yavru baykuş bakımın ardından doğal ortamına salınacak. Yaralandığı için bir daha uçamayacak olan flamingo ise hayatını hayvanat bahçesi ve benzer doğa parklarında geçirecek. Baykuşu doğasına geri salacağız. Flamingo da bundan sonra uçamayacak. Muhtemelen özel yaşam parklarında, hayvanat bahçelerinde, milli parkların rehabilitasyonundan sonra bu yerlere götürülüp hayatının geri kalanını bu alanlarda geçirecek. Osman Gazi Belediyesi tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finali yapıldı. Birbirinden yetenekli gençlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Türk Halk Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde 6 Nisan Anadolu Lisesi, en iyi orkestra kategorisinde ise Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti. Türk Sanat Müziği dalında en iyi erkek solist kategorisinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en iyi kız solist kategorisinde de Orhan Gazi Anadolu Lisesi birinciliğe layık görüldü. Büyük çekişmeye sahne olan pop müzik dalında en iyi erkek solist kategorisinde birinciliği Özlüce Anadolu Lisesi elde etti. En iyi kız solist kategorisinde Özel Tan Anadolu Lisesi ile 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi birinciliği paylaşırken, en iyi orkestra kategorisinde aynı puanı alan Özel Tan Anadolu Lisesi ve Bursa Anadolu Kız Lisesi birinci oldu.